Şimdi manto sorgucu nedir? Onu göstereceğiz. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bak, mantonun içinden 2900 kilometre derinden yer yer yükselen jetler var. Hawaii'de olduğu gibi. Aynı Hawaii'de olduğu gibi. Birebir. Tamam, bak bu buraya doğru geliyor. Dolayısıyla üzerindeki yayılma merkezini denizin üstüne taşıyor. Tamam mı? Bundan sonrasını alalım. Şu en son sismik verilerle bu sıcak bölgenin 3 boyutlu resmi. MR'ı gibi. Ay, efendim buna hatta şey deniyor değil mi? Tomografi deniyor. Tomografi. Sismik tomografi. Sismik tomografi. Bunu bir lav merkezi diye bir müze yapmışlar Fatih. Evet. Bak İzlanda burada. Altından görüyorsun. Bak şurası Snefes Yarımadası. Altından görüyorsun, bu böyle yanıyor. Buraya gelen çocuklar falan o manto sorgucunu görüyor. Bundan sonrasını alalım. O İzlanda'nın altı. Yani İzlanda'nın altı 2009 kilometreye kadar. Şimdi bir hata yapmışlar yalnız. Burası dünyanın çekirdeği. Çekirdek etrafından yükselen manto sorguçları. İşte bak burası İzlanda. Bunlar böyle her önüne gelen yerden çıkmıyor. Bunu keşfeden de benim hocam rahmetli Kevin Burke. Şimdi bundan sonrasını alalım. Ha bu şey o lav merkezi. Müze. Bak Oya burada. Bu galiba Nalan. Sanırım. Güler Hanım. Bu oturan da ben. Selim herhalde çekti değil mi bunu? Doğru. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bak. Şurada gördüğünüz kırmızı bölgeler dünyanın çekirdeği üzerinde bundan 3 milyar yıl önceden beri duran manto sorgucu kaynakları. Sadece bak manto sorgucu kırmızı noktalar var ya. Bunlar manto sorguçları. Hep bunların kenarından türeme bak. Görüyor musun? Evet. Hep, niye ortasına yok hep kenarlardan? Çünkü kenarlardan malzeme kaçıyor. Buluk diyor yukarıya gidiyor. Bunlar kaç metre derinlikte? 2900 kilometre. 2900 kilometre derinden bu manto sorguçlarını yukarıya gönderiyorlar. Bak mesela şuralarda yok. Evet. Ve bu sismik tomografi... Afrika'da var. Afrika bunun başkenti. Başkenti. Amerika'da var bir kısım. Amerika'da küçük fakat Pasifik'e bak. Pasifik'in altı tamamen. O sosyete adalarının olduğu yer. Zaten bu tarafta devam eden o değil mi? Tabii. Tahiti'ydi bilmem neydi. O kadar ada niye orada var? Hepsi volkanik. Öbürü de galiba şey Hawaii. Mi? Ha pardon. Hayır. Hawaii burada. Hawaii tarafta. Evet. Hawaii bu tarafta. Şuradaki şey mi? Basin and Range. Amerika, San Francisco'nun falan olduğu yerler var ya. Yok yukarı taraftaki Yellowstone orası mı? Yellowstone onun bir parçası. Evet. En kuzey ucu. Evet. Yellowstone parçası. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Ama İtalya'da var galiba değil mi? Hayır, İtalya'da da yok. Aynı zamanda adlarını da söylemek lazım. Yani. Kevin bunlara isim verdi biliyor musun? Peki pardon, şu Avrupa'ya denk gelmiyor mu? Sana bak İspanya. Ha, İspanya, İtalya burada, İtalya Türkiye burada. Tamam. Bak, bunun adı Tuzo. Tuzo Wilson'dan, levha teknolojisini icat eden adamdan. Bunun adı da Jason. Jason Morgan, bu manto sorguçlarının çekirdekten geldiğini, çekirdek sınırından geldiğini ilk söyleyen adam Kevin, onların isimlerini verdi bunlara. Biri Tuzo, biri Jason. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bak, LLSVP dediği Large Low Seismic Velocity Provinces. Büyük, düşük sismik hız alanları. Şurada sıcaklık dağılımı. Bu dünyanın kesiti değil mi? Evet. Sıcaklık bak, core dediği çekirdek. Sıcaklık dağılımını görüyorsun. Görüyor musun bak, slab dediği dalma batma zonlarından aşağı inen subduction zonları. İşte İndonezya'da deprem oldu dedin ya, işte bunların üzerinde oluyor en büyük depremler. Bak onlar ne kadar soğuk, mavi. Evet, soğuk. Değil mi? Buna mukabil şeyler, manto sorguçlarının çıktığı yer ne kadar sıcak. Bu da bileşim. Alttan böyle çok ultrabazik malzeme yukarıya doğru yükseliyor. Yani demir ve magnezyumca en zengin, silisyumca en fakir olan malzeme. Bundan sonrasını alalım. Bu İzlanda'nın altındaki kabuk kalınlığı, bak bu 45 kilometreye kadar çıkıyor. Bu çok anormal. Okyanus kabuğunun normal kalınlığı 5 ile 8 kilometre arasındadır. 45 kilometreye kadar çıkıyor. Çünkü manto sorgucu burada anormal miktarda volkanik üretiyor. Ve onun için İzlanda şeyde duruyor. Denizin yüzeyinde duruyor. Yani aslında manto sorgucu taşıyor İzlanda. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Manto sorgucu taşıyor. Bundan sonrası. Bir sonraki arkadaşlar. Efendim, İzlanda hakkındaki ilk bilimsel eserimizi takdim ediyoruz. 1792'de Sir Joseph Banks, müthiş zengin, aklını bilme takmış, ömrü boyu Royal Society'nin başkanlığını yapmış, Cook'un ilk meşhur gezisini, Endeavour gezisinin finansmanını yapan herif bu. Bu arkadaşlarını toplamış, İzlanda'ya gitmişler 1792'de. İngiltere'den. İzlanda'ya gitmişler ve burada bir nevi Celal Şengör yani. Bizde Royal Society yok ama. Bizde Royal Society falan olmadı. Bu biraz daha büyük bir adam yalnız. Bu müthiş bir herif. Bu Una von Troil diye Norveçli bir adam da bunlarla gitmiş. Bir de kitap yazmış. Tabii. Diyor ki işte İzlanda'nın sivil, edebi, dini, doğa tarihi, arkeolojisi, volkanları, bazaltları, sıcak su kaynakları, adetleri, bu hakkında yapılan gözlemler hakkında mektuplar. Yaşam o zaman, tarzı falan. Yani altındaki ikinci baskısı bu. Düzeltilmiş ikinci baskı diyor. Görüyorsunuz 1780 yılında yayınlanmış kitap. Bu da Sir Joseph Banks. Bu işten sorumlu olan adam. Bundan sonrasını alalım. Sir Joseph Banks'in haritası. İzlanda haritası. Dikkatinizi çekerim. Daha burayı bilmiyorlar. Fark etmemişler. Ortadaki çöküntüyü fark etmemişler.